2021'de bu sene ilk defa yeni bir ürünümüzü tanıtıyoruz. Ürünümüzün ismi anti-tank güdümlü mermilere karşı tedbir uygulama birimi. Malumlarınız üzere anti-tank güdümlü mermiler kara araçlarına ve kritik tesis ve üslere karşı önemli bir tehdit oluşturmakta. Bu tehditlere karşı bu bizim geliştirdiğimiz birimle SATLOS dediğimiz semi-aktif command line of sight, yani yara aktif güdümlü mermilerin güdülmesi için kullanılan bir teknoloji. Bunları anti-tank güdümlü mermileri çok sıklıkla kullanıyor ve şu an hem bizim kendi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin unsurlarına hem de yabancı unsurlara karşı da önemli bir tehdit arz ediyor. Bu sistemi, bu birimimiz bir lazer ışını yayarak bu SATLOS algoritmalarını bozuyor ve bertaraf ediyor. Bu sayede anti-tank güdümlü mermisi hedefine gidemez hale geliyor. Bir nevi gözü kamaşıyor ve güdümlü mermi derhal kendini imha ediyor. Böylelikle de gerek her türlü kara aracı, bu sistemin üzerinde çalışacağı her türlü kara aracı, gerekse de kritik tesis, üsler, tesisler böylelikle korunmuş oluyor. Sistemi çok kısa bir sürede geliştirdik ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızla ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın da desteğiyle öncelikle bir prototip ürün, bir kavram gösterimi şeklinde farklı tehditlere karşı atışlar icra ederek sistemimizi geliştirdik. Ve akabinde şu an burada standımızda sergilediğimiz küçük, kompakt ve her türlü kara aracına konfigüre edilebilir, entegre edilebilir bir halde bir ürünümüz ortaya çıkmış oldu. Standımızda sergilediğimiz ürünümüz şu an nihai direkt çalışır ürünümüz, mock-up değildir. Ve bu ürünü çok kısa bir süre sonra gerçek güdümlü mermilere karşı da deneyeceğiz. Ve akabinde de kara araçları üzeri entegrasyon faaliyetlerine başlayacağız. Sistemin bir ana özelliği de herhangi bir operatör, ilave bir operatör kullanımına gerek duymaması. Sisteme direkt normal voltajlarını bastığınızda, elektriğini bastığınızda sistem otomatikman kalkınıyor ve bir operatör desteği duymadan otomatik olarak çalışıyor ve daha sonra kapatılıyor. Çok kısa bir süre içinde nihai testlerini orijinal sistemimizde yapacağız ve inşallah öncelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kullanımıza sunacağız. Akabinde de önemli bir ihracat hedefi olarak kendimize koymuş durumdayız.